değerli Bandırmalılar, değerli Bandırma spor taraftarı, gerçekten heyecan verici bir gün. Hepinizi burada görmek, bu enerjide görmek, bordo beyaz renkleri görmek. Tabii bordo beyaz renkleri biz her yerde görüyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyor cefakar vefakar Bandırma spor taraftarı. Değerli belediye başkanlarımız, hoş geldiniz. Sizler de bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bu arada bu hafta Bandırma Spor'un maçı yok ama Bandırma Spor yine gündem. Bandırma Spor'u yine konuşuyoruz. Bandırma Spor hayatımızın bir parçası. Arkadaki resmi hatırlıyorsunuz herhalde, fotoğrafı. Kocaeli 20 bin üzerinde taraftarla Kocaeli'nde Süper Lig'in kapısından dönen Bandırma. Bu arada konuşmama geçmeden önce, dün yine Bandırma'da Bandırma bordo basketbol takımı bir galibiyet elde etti. Onları da tebrik ediyorum. Kutluyorum. Farkındaysanız Bandırma'da bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor. Bandırma'da futbol konuşuluyor. Basketbol konuşulmaya başlandı, daha da ilerleyecek. Bunların altında çok değerli bir ismin imzası var. Ona kocaman bir alkış almak istiyorum. Onursal Başkanımız Sayın Onur Göçmez. Önce kendisi Bandırma Spor'a başkan oldu. Bandırma Spor'u hepinizin bildiği gibi 3. ligin kapısından çevirdi ve TFF1 şampiyonluğu, ardından da TFF2 şampiyonluğu, ardından da TFF1'de 5 yıldır süre gelen bir başarı söz konusu. Şunu belirtmek istiyorum. Gidiyoruz hep birlikte bu taraftarla, tüm statları dolaşıyoruz. Biz de sizler gibi. İnanın imreniyoruz. Oturduğumuz zaman rüzgar yok. Herhangi bir olumsuz tablo yok. Gece maçı oynuyoruz. Futbolcularımız mücadele ediyor. Sonra düşünüyoruz, haftaya Bandırma'dayız. Bandırma Spor maçındayız. Ve orada rüzgar altında, olumsuz şartlarda, gece maçı oynayamadan, bakın, ciddi bir rekabet yaşıyoruz ama biz bu rekabette çok geri kalıyoruz. Haksız bir rekabet diyebiliriz buna. Ve bu haksız rekabette bile çok önemli başarılara imza atıyor Bandırma Spor. Şimdi bazen işte taraftarın azlığından veya şikayet edilebiliyor. Ama biz taraftarımıza da hak veriyoruz. Ulaşım geldiği zaman yollarda yürümesi, soğukta maçı izlemesi, rüzgar altında. Futbolcularımız saha içinde, taraftarlarımız saha dışında olumsuz şartlarla mücadele ediyor. Bu kolay bir mücadele değil. Rakiplerimize baktığımızda çok farklı bir ortamda mücadele ediliyor. Aslında şunu söylemek lazım. Birçok ilde, ilçede, semtte gördüğümüz, 7 yıldır tanık oluyoruz. Onur Başkan'ın yanında tanık olduk. Şahit olduk. Bakın, görülen tablo daha çok şu oluyor. Bir şehre, bir semte, bir ilçeye önce antrenman sahası yapılıyor. Antrenman sahaları, konaklama tesisleri, bir stadyum yapılıyor. Ondan sonra da o kulüpten, o şehrin kulübünden başarı bekleniyor. Ama dikkat edin, gözden kaçıyor belki, vurgulamak istiyorum. Onur Başkan'la birlikte önce antrenman sahaları yenilendi. Ardından yeni bir konaklama tesisi yaratıldı. Ama öncesinde tüm olanaksızlıklara rağmen bir sportif başarı yakalandı. Geriye bir tek şey kaldı. Stat kaldı. Stadyum kaldı. Bir yere kadar götürebilirsiniz. Sportif başarıda çok şükür iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Geldik. Diğer taraftan
tesisler konusunda iyi bir noktaya geldik. Ama artık bir yerde tıkandı. Ya gençlerimiz, çocuklarımız, bakın burada her yaştan insan var. Gencinden yaşlısına, kadınına. Biz geçen sene Bandırma Spor stat istiyor, cin çukuruna dönmek istiyor diye videolar yapmıştık. Orada Bandırma Spor'un değerli eski futbolcularıyla konuştuk. Cin çukuruna tanık olan insanlarla konuştuk. Kendilerinin söylediği şu söz var, aklımdan çıkmıyor. Çocuğumu, torunumu ben stada getiremiyorum. Niye? Çünkü hasta oluyor. Ondan sonra annesi kızıyor diyor. E haklı. E şimdi bu ortamda nasıl iyi futboldan, güzel tribünlerden bahsedeceğiz? Masa başından kalkıp artık adım atmak gerekiyor. Artık tüm kesimler bir araya gelmeli, oturmalı. Hangi adımlar atılacaksa atılmalı. Belediyesinden Spor Bakanlığı'na kadar her kademede bütün adımlar atılmalı. Ve Bandırma Spor, bu halk, bu stadyuma kavuşmalı. İnşallah Bandırma Spor stadına kavuşacak. Bu bizim için değil, belki biz görmeyeceğiz ama çocuklarımız için, gençlerimiz için. Çocuklarımız spora alışsın, sporu sevsin. Maalesef ki dediğim gibi burada bir vizyon konuldu. Futbol, basketbol. Ama ne futbol sahamız var, ne basketbol sahamız var, ne bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz biz. Geçen sene mesela dış sahada Bandırma Spor çok ciddi puanlar kaybetti. İç sahada düzeltiyorum. Dış sahada ise puanlamaya baktığınızda neredeyse ikinci, üçüncü oluyor. Ama iç sahada çok büyük puanlar kaybetti. Çünkü zor bir mücadele.